Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Bugün 16 Ekim saat 16, Türkiye saatiyle 16'da yeni bir Sword Shield videosu yayınlanacak. Oyunlardan yeni haberler, yeni Pokemon'lar belki göreceğiz. Şu an ekran üst ekranda bekliyorum yayının açılmasını. 1-2 dakikalık bir süre var. Burada asıl ilginç olan nokta, evet, Simge'nin sesini de duyabilirsiniz. Şu an yanı başımda oynuyor kendisi. Burada arkadaşlar Game Freak'in kendi YouTube kanalında bir canlı yayın başlatılacak. Bu değil bu arada. Şu. Game Freak'in kendi, bakın gördüğünüz üzere, kendi kanalında bir canlı yayın başlatılacak saat 5'te diyor. 1 saat sonra. Bu zannedersem Game Freak'in 30. yıl kutlaması. Bugün 30. yılı, onunla ilgili bir şey olacak. Ama biz onun dışında başka videolar göreceğiz herhalde diye düşünüyorum. Şu official'a gireyim ben. Burada bir video yayınlanır diye düşünüyorum yani. Bakalım, bekleyip göreceğiz zaten. Video yayınlanır yayınlanmaz zaten şeye geçeceğim. Yayına devam edeceğim. Tahminlerimiz tabii ki var. Çünkü sabah birkaç tane Gigantamax formu ortaya çıktı arkadaşlar. Charizard'ın, Pikachu'nun, Eevee'nin ve Meowth'ın Gigantamax formları ortaya çıktı. CoroCoro dergisinde yayınlandı ve yani birazcık tartışmalı gibi geldi bana. Bunlar çok önce sızdırılmıştı arkadaşlar. Bir de Mayıs ayında falan sızdırılmıştı. Düşünün yani. Ve doğru çıktı yani. Charizard'ın, Pikachu'nun, Meowth'ın, bunların Gigantamax formunun olacağı, hatta Meowth'ın böyle uzun bir kedi olacağı, Pikachu'nun ilk nesildeki o tombul Pikachu'ya dönüşeceğini falan söylemişlerdi. Bunların hepsi doğru çıktı arkadaşlar. Bugün muhtemelen bunları gösterirler. Yani hype'ım biraz indi açıkçası. Bugün bunları gösterirler gibi geliyor bana. Başka bir şey gelmez gibi geliyor. Gelirse de bizim için sürpriz olur. Şu an saat 4'ü geçti arkadaşlar. Ben official sitede şöyle dolaşıyorum ama henüz bir video eklendiğini görmedim. Evet, henüz eklenen bir şey yok. Acaba o canlı yayından bir şey olacak ama saat 16 demişlerdi. Yani biraz daha bekleyelim, bakalım bir şeyler çıkacak mı? Evet, hala yok. Evet, çıktı. Çıktı arkadaşlar video. Hemen açıyorum videoyu. Şöyle tam ekran yapacağım. Ve izliyoruz. Evet, Gigantamax formlar tahmin ettiğimiz gibi. Evet, yeni formlar. Pikachu'nun Gigantamax formu. Burada sanki şey yapmışlar, ilk nesile bir gönderme yapılmış. Tombul bir Pikachu görüyorsunuz. Kuyruğu biraz ilginç bir Pikachu olmuş. Yeni saldırısı varmış. G-Max Volt Tackle mı? Volt Tackle. Tüm rakipleri paralyze ediyormuş. Let's go Pikachu'dan mı gelmiş? Ne? Öyle bir şey dedi, anlamadım. Eevee'nin Gigantamax formu. G-Max Cuddle isminde bir saldırısı varmış. Şey bu. Karşı cinsteki rakibi aşık ediyor. Ha şey. Let's go Eevee ve Pikachu'daki kayıttaki Pikachu ve Eevee'yi aktarabiliyormuşuz. Vay, Charizard'ınki bayağı iyi olmuş. Bak, çizimde böyle değildi. G-Max Wildfire. Oo, başarılı. 4 tur boyunca zarar veriyormuş. Aa, Butterfree. Aa, bu beklenmiyordu. Butterfree'nin şeyi var. Gigantamax formu. Beautiful. İyi ya, Butterfree'ye bir şey yapmaları hoşuma gitti açıkçası. Yani status condition sağlıyormuş herhangi bir şekilde. Evet. Meowth'u göstermedi. Meowth da bu mu olacak? He. Evet. Special bir Meowth varmış. 15 Ocağı kadar verilen Meowth. Bu nedir ya? Bu Meowth'u neden böyle yapmışlar anlamadım ama. Çok beğenemedim. Meowth biraz bence hoş olmamış.
Ama Butterfree'yi beğendim ya, güzel. Cash bonus kazandırıyormuş fazla. Ya ilginç ya, bu ne böyle? Evet, yani tahmin ettiğim gibi başka da bir şey göstermediler. Sadece Gigantamax formlar çıktı arkadaşlar. İlginç. Yani beklemediğimiz bir form da çıktı bu arada. Butterfree Korokoro dergisinde görünmüyordu. Ortaya çıktı ilginç bir şekilde. Şimdi baştan şöyle bir inceleyeyim. İnceleyelim daha doğrusu hep beraber. Dur. Yeni Gigantamax formlar dedi zaten. Şimdi Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee oyunlarındaki Pikachu'yu ya da Eevee'yi alıp arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Öyle diyor yani oyun. Pikachu'yu incelediğimiz zaman tombul Pikachu olmuş. Kuyruğu biraz farklılaşmış. Yani kuyruğunda var zaten ne varsa farklılaşmış. G-Max Volt Crash'miş. Volt takıl değilmiş bu arada. G-Max Volt Crash. Burada Pikachu'nun görünüşü daha ilginç bakın. Daha ilginç bir görünme kavuşmuş. Öyle bir saldırısı varmış. Bu saldırı rakiplerini paralyze ediyordu. Bütün rakiplerini paralyze ediyor. Evet, burada da zaten söylüyor onu. Eevee aynı şekilde. Eevee'nin buradaki değil de şuradaki görüntüsü nasılmış? Fena değil. G-Max Cuddle isminde bir saldırısı var. Bu da aşık ediyor rakipleri. Karşı cins olursa. Evet. Başka şöyle hızlıca gelelim. Charizard'ı beğendim ya. Bayağı iyi olmuş Charizard bence. Charizard'ın formunu beğendim. Tamam, sürekli Charizard'a bir form yapmaları hoşuma gitmiyor ama bence başarılı olmuş. Bakın kanatları alevden. Şöyle yaptı, baktığımızda da hiç fena olmamış. Wildfire isminde bir saldırısı da var. Bu saldırıda zarar veriyordu 4 tur boyunca rakiplere. Ateş türü olmayan rakiplere zarar veriyormuş. Butterfree sürpriz oldu. Butterfree'yi beklemiyordum. Butterfree de gördüğünüz üzere kanatları vesaire çok ilginçleşmiş. Güzel. Butterfree'ye bir form yapılması gerekiyordu. G-Max Befuddle ismindeki saldırıda status condition'a sokuyor rakipleri. Öyle diyelim. Evet, bonus olarak da eğer oyunu alırsanız 15 Ocağı kadar muhtemelen oyunu alanlara verecekler o sırada. Meow var. Gigantamax Meow oluyor arkadaşlar ve çok ilginç bir görünüme kavuşuyor gördüğünüz gibi. Bunu pek sevmedim ya. Meow'a gerek yokmuş açıkçası. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani ilginç. Gigantamax formlar güzel ama neden sadece birinci nesil? Neden Kanto? Neden bu Pokemon'lar diyesi geliyor insanların da. Yani bir de Charizard'ın o kadar megasını yaptın iki defa. Neden bir daha şimdi bunu yapıyorsun? Yani bunlar tartışmalı tabii. Siz tartışabilirsiniz. Ama sonuç olarak bu formlar oyunda yer alacak. Saat 5'te dediğim gibi şeyin kanalı da gösterdim zaten, Game Freak'in bir canlı yayını olacak. Eğer oradan da bir şeyler olursa sizlere açıklamaya çalışırım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.